Günaydın. Ya insan böyle elleri boş mu gelir? Yürü hadi yürü. Kahve yap bana. Ne? Dur. Hadi hadi. Gel. Hiç yabancılık çekme. Benim evim senin evin. Bu arada üzgünüm. Dün senin yatağında uyudum. Bak. Hayal bile edemeyeceğin kötü günden geçiriyorum, tamam mı? O yüzden senin saçma sapan oyunlarına uğraşacak vaktim yok. Hadi ya. Neyin var? Seni hiç ilgilendirmeyen şeyler, tamam mı? Aslında seni görmezden gelmem gerekiyor ama doğduğum, büyüdüğüm evi satın alan birini görmezden gelemiyorum. O yüzden seninle gerçekten konuşmaya geldim. Ama kahve diyorum ben ya. Aslında tercihim filtre ama şey, espresso da olabilir sert. Yani kafam açılsın diye ben kahve içmeden uyanamıyorum. Filtre, espresso. Yanında kruvasan da ister misin? Hadi ya. Varsa atsana mikrodalga. Mikrodalga diyor ya. Kahve bekliyorum ben hala. Ya sen ne istiyorsun benden? Gerçekten de sen benden ne istiyorsun acaba? Artık bir söyler misin bana bunu ya? Ya adamı bile hatırlamıyorken sevgilini ilan ettin beni. Ne yapmaya çalışıyorsun ben anlamıyorum. Niye peşimdeymiş gibi davranıyorsun? Niye umrundaymışım gibi davranıyorsun? Niye bu evi satın alıyorsun? Ya şimdi ben senin bu yaptıkların karşısında ne yapayım? Ne söyleyeyim sana? Buldum. Ben sana ben senin bildiğin kızlardan değilim diyeyim. Sen de bana çok demiyordu ya de. Bak güldün, eğlendin. Bitti gitti. Bırak artık ya. Yani aklından ne geçiyor bilmiyorum ama aptal değilim ben. Senin oyun oynadığının farkındayım, tamam mı? Ama yapma artık ya. Yapma ben de... Sus. Tamam mı? Artık ben soracağım. Neden hiç gözlerime bakmıyorsun? Neden bu kadar korkuyorsun benden? Aferin sert kız. İşte bu yakışıyor sana. Öyle dik dik gözlerimin içine bakmam. Sus artık. Konuşmuyorum. İkimiz de hissedelim. Oyun ya da gerçek. Sadece hissedelim. Vay. Hayatımın ilk tokatı.